Kabine toplantısı sonrası pek çok önemli açıklama da yapıldı kendisi tarafından. Ama belki de en önemlilerinden biri seçimle alakalıydı. Zaten artık son bir haftadır, 10 gündür 14 Mayıs tarihi sıkça telaffuz ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı yeniledi. Meclisimiz gereken çoğunluğu sağlamazsa bu süreci başlatacağım dedi. Gözler kabine toplantısındaydı. 3 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti. Bu seçim yürütmenin temsilcisi, Cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcileri, milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. Yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Gündemde seçim tarihi vardı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi 18 Haziran'dı. Ancak bu tarihi güncelleme ihtiyacı duyduk. 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Peki mecliste seçim tarihi için gerekli çoğunluk sağlanmazsa ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunun da yanıtını verdi. 5'te 3 çoğunlukla meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Efendim, dikkat çeken bir açıklama da HDP'den gelmişti. Altılı Masa'ya adayınızı çekin, bizi destekleyin çağrısı yapmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nden cevap geldi. Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba, en güçlü adayın desteklenmesi lazım dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise adayını henüz belirlemeyen Millet İttifakı'na yüklendi. İyi Parti CHP adayı beğenmiyor. CHP İyi Parti'ninkini beğenmiyor. Seçime sayılı haftalar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, ancak Millet İttifakı'nın adayı henüz belli değil. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versin dedi. Tunceli'de konuşan CHP genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, Pervin Buldan'a seslendi. Millet İttifakı'na destek istedi. Bu sistem bitmesi isteniyorsa en güçlü adayın desteklenmesi lazım. Eğer demokrasi istiyorsak gerçekten, Millet İttifakı'nın adayın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle de olacağına inanıyorum. Demokrasi İttifakı'nın sandıkta kurulacağına hiç kuşku duymuyorum ben. Pervin Buldan'ın sözlerine bir yorumda AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, adayını henüz belirlemeyen Millet İttifakı'na yüklendi. Oldu olacak, HDP'nin adayını kabul edin de hiç olmasa bir aday krizini çözmüş olun. Ben altılı masanın eğer zamanında adaya çıkamayacaklarsa taklit ettikleri, politikaların arkasında yürüdükleri HDP'nin adayını desteklemeye, düşünmeye davet ediyorum.